Peki Sayın Tufan, temiz siyaset, bu da sizin sıkça kullandığınız deyimler arasında yer almış. Tabii şimdi bizim en büyük özelliğimiz Türkiye'de ne? Hep birinin çamura dizi kalsın yaparız. Temiz siyasetler, atıyorum milletvekili aday aday olduk. Şimdi iş adamısınız. Hemen kaldırdılar. Osman Tufan, sen parayla yer satın aldın. Yahu kardeşim, biz bir iş adamının Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma hakkı yok mu? İlle buna hemen çamur mu atmak gerekiyor? Döndü o günün şartlarında araştırdık. Ya niye böyle yapıyorsunuz kardeşim? Ya senin işte çıkmanı istemedik dediler. Bel altı vurma dediklerinden. Ben buna karşıyım. Ya bir yerde bir tane başkan olacak değil mi Hatay'da? Büyükşehir başkanı 10 tane olabilir mi? Ya kötülemekle şimdi 20 tane de aday aday olacak diyelim. Ya bir tanemiz olacağız ya. İşte 10 tane milletvekili adayımız çıktı. Bundan CHP'den 4 tane seçildi. Ya diğer altısı veya diğer o 119 tane başvuru vardı. Bel altın vurması gerekiyor. Ya her şeyi ille bir paraya veya bu bunu yapmıştır, bu bunu satın almıştır, bu bunun işbirliğidir, bu bunun adamıdır. Ben bunu anlamıyorum. Temiz siyaset demek istediğim kastım bu üstadım. Hala da söylüyorum. Herkes siyaset açık yapmalı. Eteğinde taş varsa üstad dökmeli. Ve somut belirler koymalı ortaya. Bu başarırsanız da başarmazsanız da aynı şeyleri uygulamalıyız. Peki örgütlü halk, yine sevgili seyirciler, Osman Tufan Bey'in en sık kullandığı cümleler arasında siyasi yaşamı içerisinde. Örgütlü halk, örgütsüz bir halk mı var? Geçti demin biraz altını çizdiniz ama. Efendim, bunu da neden söylüyorum? Şimdi ben komşumla iyi anlaşırsam mahalleyle iyi anlaşırım. Mahalleyle iyi anlaşırsam ilçeyle iyi anlaşırım. İlçeyle iyi olursam ille iyi olurum. İlle iyi olursam Türkiye'ye iyi olurum. Ha, buradaki amaç burada birbirimizi sevmemiz ve sayalım. Toplumda eskiden neydi efendim? Şimdi hep eskiyi arıyoruz, düşünebiliyor musunuz? 20. 21. yüzyıla geldik. Daha çok gelişmemiz gerekirken biz daha çok geriye gidiyoruz. 80'den önce halk kooperatifleri vardı efendim. Ve halk gelir orada her şeyi daha ucuz, daha taze, daha satın alırdı. Ve o halka da bu halk kooperatiflerinde ben İstanbul'da onda da çalıştım. Mahalle temsilcileri vardı. Hangi evin kömürü ihtiyacı var? X evin. Bak, bunun aynısını şimdi karşımızdaki Türkiye Cumhuriyeti yapıyor. Takdir et şayandır. Sosyal devlet anlayışına yapıyor. İşte kim ucuz olacak şu. Onlar toplanır. Oradan birliktelik yaratılır. Halk örgütlü bir şekilde gider derdini anlatırdı. Hangi gün belediyenin kapısına gidip de dert anlatıldığını görüyorsunuz? Hangi gün? Hakkımızı arayacağız. İşte Türkiye'de bir 2B yasası var şimdi. Efendim kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece yüreğe yanan 3 kişi varsa onun sesi çıkıyor. Örgüt dalı olsa böyle mi olacak efendim? Ya şimdi bir tarafın değeri 10 liraysa inat için diğer tarafı 100 lira yapmışlar. Ama örgütsüz olduğumuzdan hışımız çıkarıyorlar. Hani kooperatifler vardı? Halkın temel köy kooplar vardı hatırlayınız. Hayır, rahmetli Ecevit köy kentleri kuracaktı. Hepsi bunun örgütlü olup insanların doğruyu görmesi, anlatılması içindir. Peki size göre Osman Bey hem bir büyüğümüz olarak, hem bir iş adamı olarak, hem deneyimli bir siyasetçi olarak ne oldu? Niye böyle oldu? Yani bu örgütler niye kayboldu? Bu halk artık niye hakkını aramıyor? İşte Bununla ilgili düşünceniz ne? Ya bu halkı sindirdiler efendim. Ha, bu sindirmeden biz zarar gördük. Ama mesela bazı mevcut farklı partiler çok güzel değerlendirdi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi zarar gördük. Şimdi konuşmalarımız içinde gelip geçiyor. Ben bir konuşma söylediğimi hatırlıyorum. Biz önceden okuma odalarımız vardı. Orada toplanılır, neler olacağı, ne okunduğu konuşulurdu. Şimdi bunun aynısını diğer arkadaşlar yapıyor. Ve işte farklı cemaatler yapıyor. Bu kendi örgütlerini oluşturuyor. Siz buyurun miting yapın. Yani bırakın her türlü imkanları sağlayın yine mitinge gelmiyorlar. Ama örgütlü olan cemaat şimdi toplanın diyeyim her yerde toplanıyorlar. İşte örgütlü hak demek de bunu gidiyor. Biz var olan değerlerimizi masa başında oturarak da heba ettik. Abi peki bu şundan kaynaklı olabilir mi? Şimdi aslında programın akışı böyle başka yere doğru kayıyor ama hakikaten çok önemli bir konuya giriş yaptınız. O nedenle bir iki cümleyle belki toparlayabiliriz bu konuyu. Yani sol kesimin, solcuların, demokrat kesimin artık demin sizin de ifade ettiğiniz gibi sindirilmişlikten elbette ama mücadele etmesi gerekiyor. Sizin felsefeniz de o bir manada. Yani şimdi belli bir kesimin böyle bir korkusu yok. Toplanabiliyor, bağırabiliyor, çağırabiliyor. Çünkü
Polisin yaklaşım açısı farklı, yaklaşım bakış açısı farklı, askerin bakış açısı farklı. Burada basit bir kadın eylemi yapılıyor Antakya'da, biz çok şahit olduk. Gazlar sıkılıyor, yerde sürükleniyor, onu yapamıyorlar o karşı tarafa, o bahsettiğiniz kesime. Onun için... Üstadım, eğer siz güçlü olursanız... Yani bu siyasi iktidarla beraber olur o güç. Onu da, ama siyasi iktidar iktidardan mıydı? 10 seneden beri atıyorum şu anda AK Parti hükümeti. 10 yıldan beri, evet, doğru. Daha önceleri yoktu. Daha önceleri neredeydik biz? Biz uyuduk. Oy potansiyeli %10'ların civarında bir evet, şeydi. Evet, biz uyuduk. Yani. Bunu kabul edelim zaten. Biz uyuduk. Çalıştılar. Evet. Hak ettiler ve bugün iktidardalar. Evet, aynen. O zaman ben şuradan devam edeceğim. AKP başarıya imza attı. Ya şimdi... çalıştılar, evet, hak ettiler. Çalıştılar. Oradan şimdi ankete de bakıyorsunuz. Diyorlar ki yani AKP başarısız. Kardeşim, hayır, AKP başarılı. AKP %50 şöyle oy almış. Yaptı, böyle yaptı, sonuçta aldı bu. Kardeşim, oy. Önemli olan oy verecek kesimin beklentilerini karşılıyor mu? Siz yani niye kötülersiniz? Beklentiyi karşımızdan halk oy vermez. Demek ki biz eksik yapıyoruz. Biz kendimiz düşünmeliyiz. Nerede eksik yapıyoruz kardeşim? Bu halk bize niye oy vermiyor kardeşim? Giderim ya. Ayşe teyzenin elini öpeceğim. Öp abi. Niye vermiyorsun abi? Evet teyze, gel, benim suçum ne? Anlat ki düzelteyim kendimi yani. Evet ama ne? O zaman halka inememe sıkıntısı var. Yani var. Zaten zaman zaman Sayın Kılıçdaroğlu, genel söylüyor. Başkanınız da söylüyor. Halka inemedik diyor yani. Dokunamadığınız hiçbir el sizin değil. Eliniz değil artık. Evet. Bu yani televizyonda konuşuyoruz. Tamam, insanlar görüyor bizi. Ama kardeşim gideceksin. Köydeki Mehmet amcanın sorunu ne? Ovanın sorunu ne kardeşim? Gideceksin ya. Ovada pamuğu yetiştirememiş. Altın özlü zeytinini satamamış. Bunun varıp evinde can noksan gireceksin. Altın özüne zeytinyağı ile ilgili devlet şey koyamamış üretim yeri. Koyduracaksın kardeşim. Ovaya gideceksin, bu kadar çırçır vardı. Pamuk yuvasıydı. Bitti kardeşim ya. Bunu o çiftçi kardeşimin, çiftçi amcanın, çiftçi abinin elinden duyacaksınız. Ha, lafta konuşalım. Burada istediğimiz kadar konuşalım. Bir şey kazandırmıyor ki bize. Eğer orada onun gübre parasının yüksek olduğunu, mazotunun yüksek olduğunu evinde yaşarsanız veya satılan araçları, motorları beraber görürseniz bu sizin kazancınızdır. Benim bakış açım bu yönde üstad. Harita yetmez, aplikasyon evet. Diyorsunuz yani. Peki halkı anladığım kadarıyla çok önemsiyorsunuz. Zaten daha önceki siyasi sürecinizde de bu konuyla ilgili cümleler de söylemişsiniz. Mesela halka rağmen siyaset yapılmaz. İşte, evet. Bu aynı birbirine bağlantılı üstad. Siz halkın yanında değilsiniz. Halkın sorunlarını çözmemişsiniz. Halkın ne beklediğine karar verememişsiniz. Halktan oy istiyorsunuz. Halkın bana oy ver. Vermez kardeşim ya. Niye versin sana? Sosyal devlet anlayışında adam hastaneye gittiğinde tedavi olabiliyor mu? Kitap, çocukların kitaplarını beleş alıyor mu? Batıyor ya. Isınmak için kömür. Devletin kömürünü peşkeş çekebilir. Beleş verebilir. Veriyor mu devlet? Sosyal devlet değil mi? Biz bunlardan daha fazlasını yapmak zorundayız üstad. Eğer siyasi beklentimiz varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere taşımak istiyorsak biz bunlardan daha iyi yapacağız. Yapmak, ha bu nasıl olur diyeceksin. Sözde olmaz. Her yerlere sağlık ocağı gitmeli. En ücra köşeye kadar gitmeli. En ücra köyde bile en iyi ders öğretmenleri olmalı. Bu kadar atanamayan öğretmen var üstad. Evet. Biz bunlara çözüm bulacağız. Biz bunları halkın şeyine söylüyoruz. Halka rağmen dediğim bu. Sen bunları halka yapmayacaksın. Halkta sen de oy isteyeceksin. Vermez kardeşim. Ha, şimdi bunun için de sizin buralarda o beklentileri iyi analiz yapmanız lazım. Öyle. Evet. Geldim bir miting yaptım. Hadi bana halkıma oy veriyor. Burada işte örgütlere iş düşüyor. Niye il başkanlığı yapılıyor? Bunun için. Niye ilçe başkanlığı yapılıyor? Niçin belde başkanlığı yapılıyor? Herkes bu sorumluluğu bir zincirleme misali yapacak ki halkı yanımıza alıp halkın istememesine siyaset yapanlar gider üstadım. Evet, peki kısa kısa sorularımızdan son soru diyebiliriz. Örgütle barışık listeler konusunda da açıklamalarınız olmuş. Şimdi bizim bu milletvekilliği dönemimizde biraz değil de gerçekten tavandan bir atama oldu. Şimdi eğer insanlar örgütle çalışıyorsa, şimdi zaman ayırmışsınız. 5 yıl, 3 yıl, 10 yıl, 20 yıl gençlik kollarından başlamışsınız. Geliyorsunuz. Çıkacaksınız. Bir yerlere aday olacaksınız. Yok efendim diyor. Sen değil kardeşim. Gel dışarıdan ithal aday.
sen aday yapacaksın. Şu an söylediğin siyasi partilerin sorunu. Yani, evet. Evet. Ama CHP için bizde konuşmuyoruz. Işte, yani. Evet. Ama CHP'de de bu olmamalı. Evet. Hiç olmamalı değil mi? Örgüt. Hiç olmamalı. Kardeşim gel bakayım ya. Gerçekten bu katılımcı demokrasi diyoruz değil mi? Ön seçim diyoruz. Ben bir kısaca not anlatayım. Buyurun. Yıl 1987. Evet. Köyüme gitmişim. Köyde okul aile birliği seçim var üstad. Size bir gün videosunu vereyim Serdin. 1987'de köyde okul aile birliği seçimi çarşaf listeyle yapılıyor. Kurt kulağında çarşaf liste uygulaması var. Buyurun. İşte al o örgütü yanına. Yap burada onu. Siz bakın nasıl seçim kazanıyorsunuz. Veya örgütteki adamları getir koy yönetime. Adam çalışmamış, hiçbir şey, partiye bir şey vermemiş. Yıllarca gitmiştir de onu pat getiriyorsunuz. Meclis üyesi yapıyorsunuz. Adam partiyi tanımıyor. Adam diyor ki ben seçimi seninle kazanmadım ki diyor, ben kazandım diyor. Peki o zaman kardeşim bağımsız aday olsaydın? Ben diyor kimliğimi çıkardım artık partiliyim diyor. Olmaz kardeşim. O örgüt sizi bu duruma getiren ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte orada çalışan bireylere benim örgütten gelmek istediğim, örgütle barışık olmak dediğim bu. Muhakkak ya hiç kimse kavgadan ne kazanır ya? Ben örgütü sevmezsem, örgüt beni sevmez ise biz halka nasıl gideceğiz o isteyeceğiz ya? Derler ya kavgalı evden kız istenir yani, diye, vermezler diyor. Kendi kendimizle barışık değiliz. Ben de bunun için örgütle barışık olmam bu üstad. İçinde, örgütün içinden insanlar olursa barışık sistem, barışık adaylar olur. Evet, peki şimdi son kararım Osman Bey, bu son soru. Hacı Osman nereden geliyor? Ya, Hacı Osman unvanınız da var sizin. Şimdi bize eğer hoşgörünüze sığınarak bunu söylüyorum, hem sizin hem de sevgili seyircilerimizin. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi dendiğinde bir kesim var ya işte, evet. Bunlar namaz kılmazlar, hacı olmazlar, oruç tutmazlar Cumhuriyet Halk Partileri, evet, için. Evet. Ya birileri böyle anlatmaya çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni, öyle demiyorum. Birileri öyle anlatmaya çalışıyor. Bu da belki de yani yerelde de olsa bir örnek. Biz elhamdülillah Müslümanlık var. Müslümanız. Binlerce şükür. Ve üstad, içinizde bir maneviyat varsa, evet, başarmak varsa, duygu varsa oraya gidip göreceksiniz. Resulullah'ın, Allah'ın evine yüz süreceksin. Orada illa sadece bu namaz kılmayı görmeyeceksiniz. Oraya gittiğinizde şöyle diyeyim size, daha doğrusu Hazreti Muhammed Efendimizin devrimciliğini göreceksiniz. Oradaki o yoksullukta nasıl kazandığını, İslam'ı yaymak için ne eziyetler çektiğini göreceksiniz. Ona yapılan eziyetleri bir görseniz. Niye bu? Buradan göremiyor muyuz? Üstad, ha yani şimdi, ben bir şey anlamaya yaşadı, çalışıyorum. Ha görüyorsun. Atmosferi mi farklı yani? Atmosferi farklı. Onu anlamaya çünkü çalışıyorum. Sadece o maneviyatta gidiyorsun. Yoksa Allah'ım her yerde o ibadet var. Ama orada onu da yaşayıp gelince hadi diyor mücadele daha çok edeceksiniz. Vazgeçmeyeceksiniz. İşte ben onun için vazgeçmiyorum Cumhuriyet Halk Partili olmaktan. Ne varsa yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde var diyorum. Ne varsa yine Mustafa Kemal Atatürk'te var diyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'e de soruyorlar. Diyor Hazreti Muhammed Efendimiz'i nasıl bilirsiniz? Diyor gidin savaş komutanının dahiliğini onun yaptığı savaşlarda görün diyor. Onun inancını gidin başarmak için nasıl çalıştığını görün diyor. Kitapta bunu anlatıyor yazar. İşte onları görürsek bizim daha çok başarmamız gerektiğine inanıyorum. Biz daha güçlüyüz. Şimdi silahlarımız var elimizde, okullarımız var, işte televizyonlar var, basın var, her şey var. Başarmak için çok çalışmalıyız. O kadar çalışılmış ki ben onu gördüm, onu yaşadım. Orada da ısrar ederseniz bir şeyde, umut ederseniz, içinize, şu kalbinize umut, sevgiyi koyarsanız başaramayacağınız bir şey yok usta. Ama yılmayacaksınız. Muhakkak şu kalbimizde o kadar insana yeri var ki, o kadar milyarlarca sevgiyi koyabiliriz. Biz kendi aramızda Cumhuriyet Halk Partileri olaraktan bunu yapmamız lazım. Savaş. Bir sürü anlattık. Etrafımız savaş çemberi. Kardeşim, komşu komşuyla niye savaşır ya? İşte Suriye üstad ya. Ne vardı burada ya? Kimin neyine vardı ki biz savaştık işte? Efendimiz diyor, davanız için savaşınız. Bu insanlara da komşumuzdaki gelecek zarar yarın bize de gelecektir üstad. Burada insanlar savaşmamalı. Birbirini vurmamalı. Kan dökülmemeli. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş Mustafa Kemal. Kardeşim herkes sulh içinde yaşamalı. Biz de bunların barışması için komşuluk görevimizi barış üzerine yapmalıyız. Evet, peki ben, madem buyurun.
Bir şey yok, yok, buyurun. Madem bu konuya girdiniz Osman Bey, zaten yavaş yavaş da bir saati aştık herhalde. Öyle yavaş yavaş da programımızın abi sonuna doğru geliyoruz. Çok akıcı konuştuğunuz için Osman Bey hemen böyle zaman geçiyor. Orta Doğu dediniz, Suriye dediniz, savaş çemberi dediniz. Zaten bizim de konularımızdan bir tanesi de oydu. Bu konuya neden girdik özellikle? Siz bir iş adamısınız aynı zamanda. Belki de bu ortamdan en olumsuz etkilenen kitlelerden birisiniz. Evet. O kitlenin içerisindeki bir isimsiniz, daha doğrusu öyle söylemek gerekiyor. Şimdi önce bu Orta Doğu'da olup bitene bir at koymak istiyorum. Ben sizinle beraber bir at koymak istiyorum. Şimdi birileri diyor ki Orta Doğu'da genel anlamda olup bitenler, Büyük Orta Doğu Projesi diye bir proje var. Ve bu projenin temelini 24 ülkenin sınırları değişecek, aralarında Türkiye'nin de olduğu. Ve şu anda orada yaşanan, işte Libya'da, efendim söyleyeyim, Mısır'da, Fas'ta, şimdi Suriye'de, Suriye'de, evet, bu yaşanan, evet, bu proje çerçevesinde yaşanıyor. ABD'nin bir projesidir ve Sayın Başbakan da, Tayyip Erdoğan da, ben bu projenin eş başkanıyım diyor. Kimisi bunun içinde enerji var diyor, kimisi bilmem toprak var diyor, kimisi başka bir şey diyor. Ama birileri de demokrasi diyor, demokrasi götüreceğiz diyor, özgürlük götüreceğiz diyor. Osman Tufan ne isim veriyor Orta Doğu'da bu olup bitenlere? Ben kesinlikle... Benim mantığım, alabildiğim, gördüğüm kadarıyla bu bir Amerika'nın kendi için hazırladığı bir düzenek. Hı hı. Şimdi diğer şöyle baktığımızda bir İsrail. 3 sene önce kavga ettik. Doğru mu efendim? Doğru. Birbirimizi yiyeceğiz. Abi 3 sene sonra özür diledi birden adam. Özür dilemem, bu işe karşıyım diyen adam. Özür diledi. Suriye'nin Golan Tepeleri dediğimiz bölgeden ülkeye giriş var. Burada tabii işte bir senaryoyu çok güzel uyguluyorlar. Yani İsrail'i durduracaklar. İsrail kendi güvenliği için işte barıştı. Suriye aynı sıkıntıda. Ya Suriye'de ne vardı üstad ya? Aynı İsrail'le 3 sene önce kavga ettiğimiz dönemde Suriye'yle de kardeştik. Doğru mu? Hı hı. Ortak Bakanlar Kurulu yapılmadı. Bugün Suriye'yle kavalıyız. İsrail'le geri barıştık. Şimdi bundan sonra İran'la çok iyiydik. Geri geldi tabii, ticarette bizi tabii etkiliyor. Şimdi siz bölgede bir ateş çemberinin kıyısındasınız. İster istemez herkesin gözü burada, Hatay'da. Hatay'dan gelen 4 yoldaki demir çeliğin kalbi. Elbette sizin orası Türkiye, kalbi burası İskenderun 4. Körfez dediğimiz tabii yerde Türkiye demir çeliğinin %50'si üretiliyor. %50'si diyor insan. Evet. Ya Türkiye'de 36 milyon ton demir çelik üretiliyor. Bunun 17-18 milyon tonu bizim Suriye ihracat var mıydı sizin? Vardı tabii. Vardı. Şimdi tamam, durdu. Ha, bunu da krizleri de fırsata çevirmek lazım. Biz halkların kardeşliğinde hiçbir sorunumuz yok. Suriye halkıyla bizim halkımızın arasında hiçbir problem yok. Ben buna kesin inanıyorum. Osman Bey, demin cümle arasında çok önemli bir şey söylediniz aslında. Dediniz ki 2,5-3 yıl önce yaşanan bir süreçti İsrail, evet, ve Türkiye arasında. Evet. İsrail Başbakanı o Netanyahu neyse adı. Aynı kişi, Başbakan da aynı kişi. 3 yıldır özür dilemeyen şimdi niye diledi? Işte dedim, yani burada siz konuşmanızın başında dediniz ya, Büyük Orta Doğu Projesi. Hı hı hı. Yani önemli bir yere dikkat çektiniz. Evet, yani onu anlatmaya doğru. Yani ne oldu da? Ama bunlar tabii basamak basamak işleniyor. Birden çıkıp gelse tepki koyacağız. Bu kendi bölgemiz açısından tepki koyacağız. Yoksa Irak'ta da milyonlarca insan öldü. Oraya da demokrasi götürüyorlardı aslında. Abi işte olmadı. Şimdi yani var yine projeler ama tabii biz bilmiyoruz. Şimdi siz Amerika'nın veya bu işe bakanların gizli gündemlerini bilebilir misiniz? Bizim haddimiz hem düşünürden bileceğiz. Biz şurada gariban bir sanayiciyiz. Siz de böyle bir şey. Ancak duyabildiklerim veya işte o stratejileri okuyabildiklerimizden bunu konuşuyoruz. Ama hiçbir şey yokken kavga ediyorsunuz. Barıştığınız insanlara bu defa ters dönüyor, onunla kavga ediyorsunuz. Diğeriyle. Evet. İşte Mısır'a demokrasi gelecekti. Doğru mu? Evet. Libya'ya demokrasi gelecekti. Efendim yani bilemiyorum tabii hangi aşamadayız, nereye geldi, nasıl oldu. Peki, bunlar büyük projeler. Peki Osman Bey, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Orta Doğu'ya bakış açısını ve yerelde de Suriye'ye bakış açısını siz elbette şu anda burada iş adamı kimliğinizden ziyade siyasetle uğraşmış ve önümüzdeki süreçte belki de uğraşmaya devam etmeyi hedefleyen bir isim olarak buradasınız. O manada soruyorum. Nasıl görüyorsunuz AKP'nin bakış açısını, ya oraya acaba müdahalesini? Şimdi ya bu süreç, bu bakış açısı Türkiye'nin koyduğu bir siyasi gelişme midir? Veya
yabancı güçlerin ihtiyacı olan bir gelişme midir? Ben burada tereddütüm. Bu hangi hükümet gelirse gelsin sanki bu kuralları uygulayacakmış gibi bir his var içimde. Hı hı. Yani bunu ben gelsem yapmam veya diyecek cesaretim yok diye geliyor. Bunlar bence çok iyi planlanmış. Ona göre bizi sürüklüyorlar o tarafa diye düşünüyorum. Hı hı. Yani ilk geldiğimde hatırlar mısınız? Dediler ki biz AK Parti hükümeti İsrail ilişkileri keseceğiz demişti. IMF'den para almayacağız demişti. Kim kardeşim bu kuralları tanımıyorum demişti. Devriş demişti ki o zamanki ayrılan bakan da ya merak etmeyin her şey düzelecek. Ve gerçekten öyle oldu. Sonradan tekrar geri onların işbirliği yapıldı. Farklı farklı konular açıldı. Yani istediğimiz bazı şeyler bizim kontrolümüzden olmadığını inanıyorum. Peki ben şunu anlamaya çalışayım o zaman sizden Osman Bey. Anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri denen ülke Suriye'ye demokrasi, özgürlük götürme gibi bir derdi yok. Başka hesaplar var diyorsunuz. Kesinlikle. Bence de başka hesaplar var. Bu kanıya nereden varıyorsunuz? Ya şimdi bakıyorum. Ya belki hakikaten demokrasi götürecek. Ya tamam da demokrasi böyle götürülmez. Demokrasi oradaki halkın kendi içinden der ki ya biz böyle istiyoruz. Karışmayın bizim işimize kardeşimdir. O zaman yani demokrasi götürmek için müdahale yapılması veya ona çanak tutulması doğru bir şey mi? Şimdi her ülke kendi kaderini belirlemez mi? Örneğin ben kendi eşimle ailemden örnek vereyim. Oğlum kızım evin içinde oturuyoruz. Dışarıdan sürekli biri gelse oğluma yapma bak git lan ablana çok şey yapıyor deyip işi kızıştırsa. Ne oluyor? İç işlerime karışmak oluyor. Yani şimdi biz burada da yani bırakalım orada halk kendi içinde bir sürü insan var. Bence Suriye'de de böyle, Irak'ta da böyle, İran'da da böyle, Mısır'da da böyle kendi karar vermeli. Libya'da da böyle. Ne oldu? Gittik bombaladık adamı da öldürdüler. Kaddafi'yi. Şimdi de hala devlet olma aşamasında olamıyorlar bir sürü. Peki Osman Bey bu konuyla ilgili yine son soru. Sonra eğer arkadaşlar da o gün görürse 5 dakika bir ara vereceğiz. Programın ikinci bölümünde yine bir süre daha sizinle beraber olacağız. İş adamı kimliğinizle hani etkilendik dediniz ya. Evet. Mesela ne oldu? Nasıl etkilendiniz? Tabii, ihracat şimdi kesildi tamam. İşte, ne kadar ihracatınız vardı mesela o gitti. Böyle istatistik rakamlarınız şimdi, var mı elinizde? Bunların hepsini aslında istatistik olarak vermek doğru olabilirdi. Fakat örnek vereyim. İsrail'le yıllık en azından yani 7-800 milyon dolar civarındaydı. Bu kavgalarımız olmadan ticaret. Ne oldu? Azaldı. Suriye'yle hiç yoktan 200-300 milyon dolarları bulmuştuk. Sıfır. Irak'ın aşağı tarafıyla inanılmayacak ticaret vardı daha önceleri. Azaldı. Sadece Kuzey Irak'a ihracatımız var. Libya, Mısır. Geçen sene bunlar ihracatlarımız hiç hemen hemen yok dereceye geldi. İşte yani güya etrafımız tamamıyla bir satış cenneti olmamız lazım. Ama yetiştiremiyoruz. Evet. Yani bence bu bize işte biraz ekonomi bakımından sert frene getirdi. Yoksa Orta Doğu'da huzur olsaydı, barış olsaydı, daha çok demokrasi vaat edilen yerde ticaret olsaydı, bugün dediğim gibi Türkiye'mizin ihracatı ve yükselmesi daha fazla olacaktı. Peki Osman Bey, şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay delegesisiniz. Aslında sizi yakalamışken de buradan da ben girmek istiyorum. Ben daha önce burada program konuğum Sayın Milletvekilleri oldu, Sayın Refik Er Yılmaz oldu, Mehmet Ali Edipoğlu oldu, Sayın Hasan Akgül oldu. Hepsiyle bu konuyu kısmen konuştuk. Son olarak Refik Er Yılmaz program konuğumdu burada herhalde 10-15 gün önceydi. Tabana baktığınızda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına baktığınızda diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Suriye konusunda yeterli bir tepki koyamadı AKP hükümetine karşı. Bunu Refik Bey'e sorduğumda aslında haksız değiller dedi. Bizden beklentileri var dedi aslında. Daha sert bir tepki şimdi, bekliyorlardı. Acaba, onu yerine getiremedik dedi. Doğru. Şimdi muhalif olmak demek, hep konuşuyoruz. Kavga etmek demek değil ki. Beklentisi ne halkımızın? Şimdi geziyorum, siz de geziyorsunuz. Ben dün Reyhanlı'daydım üstad. Şimdi Reyhanlı'dan da bakmak lazım pencereye. Reyhanlı bu işten o kadar muzdarip değil. Reyhanlı bu işi ticarete dökmüş. Ben şurada diyorum ki biz bir ülkenin sınırlarımızla o ülkenin sınır arasındaki karıştırmamak lazım. Onların yönetimi kendi içinde çözmeleri lazım. Biz hani muhalefet olarak da gidip Suriyelilerin yanında mı yer alalım, savaşalım?
Hayır kardeşim, onların halkı kendi onu da, için... Onu da yapmayalım. Yapmayalım tabii ama diğer türlü de niye genel başkanımız da konuşuyor, onun genel başkan yardımcılarımız da söylüyor. Hayır kardeşim, Suriye'nin sorunu Suriye halkının sorunudur. Biz karışmayalım. Yani bugün kan dökülen bir yerde gidip taraf olmamamız lazım. Ama haksızlığın zalimleri de karşı gelmemiz lazım. Nasıl? İşte siyasetimizde örneğin, kardeşim biz diyoruz Amerika senin ne işin var kardeşim Suriye'de? Bırak çek elini Suriye'de. Veya bu işi yapan taşeronları vardır. Onları şey yapmamız lazım. Gitsin adım, Arabistan varsa sorunu kendi çözsün. Veya Katar varsa sorunu kendi çözsün. Hı. Ya ben komşumla problemim yok ki aslında. Hani taban nasıl bir daha çok tepki istiyor? İşte biraz da bizi koşuya koymak istiyorlar. Hayır kardeşim. Biz doğru olanın yanında olmalıyız. Ezilen halkın yanında olmalıyız. Birbirine düşen halkın kan dökülmesini önleyici yerde olmalıyız diye. Benim görüşüm bu. Bir kurultay delegesi olarak. Hı hı hı. Ama benim gücüm daha uluslararası düzeyde veya Türkiye'nin siyasi politika belirleyicinde benim gücüm yetmez. Çünkü o kadar bilgim yok. Yanlış bilgilerle halkıma, yanlış kanaate varmamalıyım diye düşünüyorum. Evet, peki Osman Bey, kurultay delegesi dedik. Daha önce de adayınız da söz konusuydu milletvekilliğine. Hatta oldu. Halkla gidiyorsunuz, hala da gidip geliyorsunuz. Öyle anlıyorum zaten. Evet. İşte dün Reyhanlı'daydım. Evet. Dediniz. Başka gün başka bir yerdeydim. Evet. İnsanların Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakış açısı, çünkü bir umut olarak görülüyor, hep görüldü. Ama işin ilginç tarafı da Cumhuriyet Halk Partisi hep umut kaldı. Yani umut. İşte, orada kaldı umut da. Umutu aşamadı yani. O konuşmalarımız abi, hep ne diyor insanlar ki, yani? Ya gel yanım kardeşim, gel yanımıza otur. Burada sorun nedir? Bana, şunu inandır bana diyor. Ha bu benim gerçekten işimi çözer. Gerçekten bu bana iş imkanı sağlar. Bu benim geleceğimi garanti altına alır. Ya en basit üstad, şimdi bu konuya geldik, Büyükşehir Belediyesi. Ya ben diyorum 10 bin, siz deyin 15 bin yeni kadro alınacak. Hatay'ı düşünebiliyor musunuz? Hatay, Samandağ, bu bölgelerin, bu insanların çoğu nerede çalışıyor? Arabistan'da. Hı hı. Kardeşim ne işi var Arabistan'da çalışsın? İşte bu yürüsü iş kaynağı. Halkıma bunu anlatacaksınız. Gidip kardeşim senin çocuğun burada çalışacak. Bunu yapabilirsek, o halka da inandırabilirsem, ya gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi gelirse bak benim çocuğuma iş verecek. Hı hı. Bunu inandıracaksın. Bunu biz dağın öbür tarafı dediğimiz bölge var ya, Payas 4 yol. Evet. Orada insanlar geliyor. Ya Osman Tufan işte bir iş diyor. Ben aynı zamanda Hatice'ler Sanatçılar Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Başkanıydım. 6 ay önce arkadaşıma devrettim. Kardeşim hangi fabrikanın ihtiyacı var? Mesleğe ne çocuğu? Ve kalifiye hangi konuda kendini geliştirdin? İşte size iş, imkan. Yani halk bunu istiyor. Halk yanında sorunu çözebilecek adam arıyor. Veya Ankara'ya hastaneye gitti. Milletvekilimiz var dedim. Çok doğru. Kardeşim ne olursa olsun milletvekili olarak göndermiş bizi. Çözemiyorum deme şansınız yok. Hı hı. Ona yardımcı olacaksınız. Hı hı hı. İktidar değilim, olamıyorum. Ya kardeşim işin en basiti topu taca atmanın yolu bu. Hayır kardeşim. Belediye başkanıysanız biz ne muhalif belediye başkanları görüyoruz. Vallahi canavar gibi çalışıyorlar. Abi ben sana bir örnek vereyim. BDP 10 milletvekili mi, 12 milletvekili mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni masaya oturttu PKK'yla ya. Demek sen ki, 100 küsür milletvekilisin. 130. yani demek ki olur yani. Bu olur halk yani, bunu yapmak istiyorsan yaparsın. Onun için de içeceksin abi köye. Ta alacaksın Yayladağ'ın köyünün en ucuna köyümüzü alabiliriz. Ve Samandağ'ına birleştir. Evet. Oradan da git Erzin'in Turunçlu köyüne kadar abi. O köy. Birleştir. Ne istiyor bu halkın benden? Git halkın yanında ol bakayım, bu halk nasıl oy verecek bize? Ha inandır ama, yoksa laf olsun, laf salatası söyle. Tamam vatan millet Sakarya, bırak git. Biz en çok neyi seviyoruz? En güçlü yer neresi? Defne ilçesi. Herkes Defne ilçesini ziyaret edeyim. Yok, oraya ziyaret etmene gerek yok. Zaten ya, sana veririz işte, bu şekilde. Peki niye hastaya gitmiyoruz? Hastanın evet. Köylerine. Siz hastanın köylerinin doğu köylerinde da yani. Daha geride olduğunu görüyor musunuz? İhtiyaçlarını evet. Karşılar nedir? Gör bakayım. Dinle. Ha, o zaman bakmayın, o insanlar seni nasıl seviyor? O insanlar nasıl sana saygı evet, gösteriyor? Peki Osman Bey, şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Siz her ne kadar büyük şehirden çok konuşmak istemiyorsanız da evet. Yani netice itibariyle, çünkü şu aşamada ben aday değilim, adayı değilim. Evet, birileri bunu söylüyor olabilir, belli bir kesim bunu konuşuyor olabilir ama henüz ben kararımı vermiş değilim. Biraz daha bakacağım önüme, ondan sonra buna karar vereceğim.
demiş olsanız da ben biraz daha büyük şehrin üzerinde durmak istiyorum. Şimdi büyük şehir olayı özellikle sizin için, parti için, evet. Siz şu anda benim karşımda Kurultay delegesi olarak buradasınız. Cumhuriyet Halk Partisi için diğer siyasi partilerde olduğu gibi önemli bir yer. Büyükşehir Belediyesi. Siz CHP'yi büyük şehir için yani hazır görüyor musunuz organları? Çünkü burada 10 ay kaldı seçimlere yani. Tabii. Ne çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Evet, şimdi ben bu konuda il yönetimini tebrik ediyorum. Bugün duydum, Kırıkhan'da bir köyde hiç bize büyük bir katılım sağladılar, tören yaptılar. Evet, geçen günlerdeki belki sizler de okumuşsunuz, hiç oy alamadığımız köylere gittiler, milletvekilleriyle. Muharrem İnce Bey geldiğinde, yine başkan yardımcısını götürdüler. Bir farklılıklarını koymaya başladılar. Ha, şimdi bir de örgüte güven geldi. Hep bizde seçimlerden beri böyle sürekli bir kavga ortamı vardı. İşte görevden alıyor, milletvekilleri uyuşum sağlamadı, bir bile o onu bu. Baktılar ki bu işin sonu yok. Genel merkezde dedi ki, tahmin ediyorum, hayır kardeşim durun ne yapıyorsunuz dedi. Dedim seçim 11 ay kaldı. Siz bu kavgayla nereye varacaksınız? Ve baktığımda, şimdi dün İskenderun'da vardı. Bugün öğlen bir cenaze vardı İskenderun'da. Baktım il başkan yardımcısı, 2-3 arkadaş da cenazedeler. Halkın hassas olduğu yerlere gelmeye başladılar. Şimdi böyle olunca da haliyle tahmin ediyorum. Bundan sonraki yönetimle birlikte herhalde doğru adayları, doğru insanları bir araya getirecekler gibi geliyor. Bu çekişmelere bir son bir şey. Zaten bu çekişmelere eğer devam ederlerse üstad, ne milletvekilleri kalır, ne il başkanı kalır, ne genel başkan yardımcısı kalır. Tek şartı var bunların kalması için biliyor musun? Hatay Büyükşehir almaları. Hatay Büyükşehir'i almaları şart. Ha, çalışacaklar. Bunun için kimi feda edecekse edecekler. Peki ama, Osman Tufan doğru bir isim mi? Size göre şunu soruyorum. Bilemem. Elbette bu soruyu size sormak yani belki sormaması lazım size. Evet. Bunu halk değerlendirir demin sizin de ifade ettiğiniz gibi ama halk şu anda öyle bir talebi var. Bunu istiyor sizden. Yani böyle bir talep içinde halk. Ya da soruyu şöyle değiştireyim. Halka göre doğru bir isim. Size göre doğru bir isim mi? Ya şimdi bu... Çünkü siz anladığım çok rahat konuşan, evet, çok böyle bensem bu fikirlerini isim. Doğru söyleyen. Ama yani Üstad bu işten ben şeref duyarım. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olaraktan düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimde 307 bin oy aldı. Bu 307 bin oyun bir ferdiyim. Bu 307 bin oydan bir aday çıkarılması demek benim için şeref kaynağıdır. Bu ben olurum. Başkası olur. Hiç önemli değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, tabanın sevgisini almış, genel merkezi ikna etmiş. Genel merkez ikna olsun. Sen genel merkez istesin kardeşim. Yani bu yukarıda yapılmasın bazı şeyler. Görürsün. Ondan sonra olay biter zaten. Peki abi yani şimdi bu halkın bu yöndeki talebini şimdi bu önümüzdeki günlerde muhtemelen artarak sürecek. Ve artık siz öyle bir yere gelirsiniz ki ya evet genel merkez de bana arkadaşı tamam seni adayı göstereceğiz, adayı göstereceğiz. Halk da zaten bunu istiyor. Ve artık siz de reddedemeyecek bir noktaya geldiniz. Evet hadi ben de adayım. Ne dersiniz buradan halka, ne söylemek istersiniz? Efendim, öyle bir noktaya gelirseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olmak her bireyin gibi benim için de büyük bir şereftir. Yapılacakları, konuşulacakları icraatla ortaya koyarsınız. Bu görev hangi partilimize verilirse verilsin yapacağından kesin adım gibi eminim. Biz de bunun arkasında durmamız gerekiyorsa nasıl bugüne kadar bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak dik durduysak bundan sonra dik durulmalı. Benim ana hedefim ve düşüncem sözüm budur üstadım. Peki Osman Bey son olarak size 1,5-2 dakika kadar veriyorum programı toparlama adına. Buyurun birkaç cümle söyleyebilirsiniz. Belki de şunu da söyleyebilirsiniz. İşte ben bunu sürekli dile getirdim ama ya Ali Bey sürekli programda dile getirdi ama elbette bu koşullar uyarsa ben aday olurum. En azından insanımız bunu bilsin, izleyenlerimiz bunu bilsin. İşte hep şunu yapıyoruz. Yani döndürmek insan diyor ya. Yani niye kıvırıyorsun deme. Estağfurullah. Hayır, asla şu bir gerçek üstadım. Ben bir iş adamı, eğitimci, sanayici kimliğim. Evet. Bir toplumda umut veriyorsanız o toplumda ya Osman Tufan gerçekten sana yakıştı bu iş kardeşim deniyorsa, ben de bu halkımın yanındaysam, bana konuşmamın başında yine söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapıcılık görevi verseler yine varım. Bunun için de Hatay'ı eğer Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaksa,
kazanmamız için de. Benimle kazanabilirse benim bunun veya çalışmasını. Bu parti o kadar değerli insanlar var ki. Evet. Üstad çıkmaya belki çekiniyorlar. Hayır, ama şu anda çıksınlar. Sizin adayınız söz konusu olduğu için diyorum. Bu, yani Ozmur, kazanmamız için ne gerekiyorsa, fedakarlık nasıl yapılması gerekiyorsa bir Osman Tufan olaraktan ben yapmaya hazırım. Bu her türlü yeter ki çalışalım, birlik beraberlik olalım, birbirimizi sevelim. Örgütlü olalım, halka rağmen olmayalım. Demin o söylediğiniz şeyler. Evet, kesin. Ben, insanlar birbirini istiyorsa, bir amaç koydularsa, amaç kısır çekişme, kısır menfaatler değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği ise hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nde buluşmalıyız. Evet. Başka da söyleyecek sözüm yok. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Osman Tufan programımıza katılım gösterdiğiniz için. Evet sevgili seyirciler, Osman Tufan Bey'den biz adayım kelimesini direkt alamadık ne yazık ki bu programda. Zaten amacımız da o değildi. Yani birileri böyle bir şeyler söylüyordu, konuşuyordu. Acaba kendisi ne düşünüyordu? Adayım demedi ama değilim de demedi Osman Tufan Bey. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Osman Tufan Bey gibi değerli bir abimizi siyasetin içinde doğrusu ben Ali Yolcu olarak görmek isterim. Sizlerin de zaten bu yönde talebi var. Tabii hepinizin değil ama olanları var. Bunu takip edeceğiz ve inşallah adaylığını yine bu ekranlardan sizlere önümüzdeki süreçte beraber açıklayacağız diye umuyorum. Açıkçası bu. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programı burada sona erdi. Demin de ifade ettiğim gibi program konuğumuz sanayici, eğitimci, iş adamı, aynı zamanda da Cumhuriyet Halk Partili kurultay delegesi ve aileden gelme Cumhuriyet Halk Partili bir iş adamımızdı Sayın Osman Tufan'dı. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve bir başka konukla Demokrasi Bulvarı programında görüşmek dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum.